birkaç arkadaş veya iki arkadaş olduğunuz sırada inisiyatif bazen hep ondadır. Şuraya gidilecekse hadi yürü gidiyoruz falan diyor. Söylemez ne olduğunu. Hadi kalk gidiyoruz falan. Usta nereye? Yok hadi sorma gel. Nezenler varken bana düşmez belki ama böyle bir saz Türk müziğinde aleti kamil olarak anılır. Aleti kamil yani gelişmiş son noktaya ulaşmış saz olarak böyle olduğu halde anılır. Çünkü insan sesine en çok benzeyen enstrümandır. Mevcut eğitim sistemiyle bir türlü yıldızı barışmayan Aka Gündüz, henüz ortaokul yıllarındayken buna bir son verecek, cebinde Jean-Jacques Rousseau kitapları olduğu halde kunduracı Zeki Usta'nın yanında çıraklığa girişecekti. Aka Gündüz Kutbay benim neyzen olma sürecimin ateşleyici dinamosuydu. Mutlu Torun'a ait bir Buse'lik saz semaisini dinleyip neye kapıldım? Evet, Aka Gündüz Kutbay'ı şahsen hiç tanımadım ama Sençer Derya ve Fuat Türkelman'ın ötesinde manevi üçüncü hocamdır. Böyle bir duygunun benim gönlüme verilmiş olmasına ben şükrediyorum ki bu duygu sayesinde o manevi hocalığın bir nebze de olsa vefasını yerine getirebilme şansına sahip oldum. Bu akşam caddeden yürüyoruz. Ayin yaptık. Square Garden var ya şeyde, yoktan. Orada bir ayin yapıldı. Oradan çıktık, geliyoruz, caddede yürüyoruz, şeyler de var, cadde orkestraları var, şeyde, New York'ta. Sokak müzik. Sokak şeyleri. Evet, orkestralar böyle, 3-5'i bir araya geliyorlar, çalıyorlar. Yürüyoruz, baktık maktık filan da, yürüyoruz, ulan Aka yok bir ara. Aka, hemen geldi aklıma. Bir döndüm, baktım, neyini çıkarıyor. Neyini çıkıyor, neyini çıkardı, girdi onların arasına da. Caz çaldı onlar. Yıllar içinde kendini Eyüp Musiki Cemiyeti'nin kapısında buldu ki, Üstad Gavsi Baykara'ya dolaysız, ben şarkı söylemek istiyorum diyecekti. Söyle o zaman kelamıyla şarkısına başlayan Aka Gündüz'ün sesini, yeter, sende ses yok diye kesecekti Gavsi Baykara. Aka Gündüz çaresiz, ben zaten şarkı söylemeye değil, neyi öğrenmeye geldim diyebildi yalnızca. Gavsi Usta son sözü söylüyordu. Yarın gel de sana bir ney verelim. Aldığı ney derslerinin 3. yılında Gavsi Baykara, evlat buraya kadar, ben sana iki kanat taktım, ya uçarsın ya düşersin diyecekti. Ederlerdi. Başka müzisyenler çok kadar şey etmezdi ama neyzenler onun o dem seslerini, o volümünü
şeyle böyle şaşkınlıkla dinlerlerdi. Çalışan, çalışkan, hiç bıkmayan, yorulmayan, şakır 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 terler böyle. Fakat hiç yorulduğunu yani göremezsiniz. Of demez. Kimseyle de takışmazdı. Kızdığı zaman da çok fena kızardı. Yılın belli zamanlarında Samandağ'a giderdi. Samandağ'dan saz şeylerdi, kamış. Kamış keserlerdi. Onları işte artık nasıl getiriyorsa buraya getirir. Evde yüzlerce kamış, büyük büyük kamış. Onları keser 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 ve neyi açar? Neyi de nerede açar? Böyle salonun en güzel yerinde. Süheyla Hanım eşi bıkmıştı artık onun şeyinde. Sabahleyin telefon eder. Alo. Kalkarım ben de. Alo filan uykuluyum. Daha gün ağarmamış. Alo. Ay canım. Galiba seni şey ettim. Rahatsız ettim. Yol yapıyor. Ondan sonra yahu bu saat kaç be filan ben de. Ay hay ay 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 filan. Neyse. Hadi gel. Nereye? Yol başına gel. Hay Allah. Giderim. Çağırıyor. Hadi giyinelim giderim yolun başına. Yolun başından. Başlarız. Almadağ'dan aşağı inmeye. Kazancı yok. Şu bilmem ne. Yürüyoruz abi. Konuşuyoruz ama nereye gittiğimiz belli değil. Gideriz şeye. Götürür oradan. Yürürüz aşağıya. Nereye gidiyoruz biliyor musun? Köprü üzerine. O zamanın köprü var ya şey köprüsü. Köprüden güneş doğarken şey olurmuş, güzel bir manzara olurmuş, Üsküdar'dan şeyi vururmuş bilmem ne, onu seyretmeye. Oraya gider. Arkadaşı Nihat Doğu, konser için New York'ta bulundukları bir dönemde Aka Gündüz'ün, sokaklarda yatıp kalkan bir flüt sanatçısıyla caddenin ortasında karşılıklı düet yaptıktan sonra nasıl sarılıp hep birlikte ağladıklarını anlatıyor. Amerika'da yürüyoruz böyle, sokakta bir genç delikanlı flüt çalıyor. Gayet ağır namelerle böyle içli bir romantik bir nameler yapıyor. Aka ilgilendi, hemen zaten sazı daima yanında durur. Çıkardı. Gitti. Onun çıkardığı bir melodiyi kısaca o da tekrar etti. Sonra Aka Gündüz bir name yaptı. Flütçü ona uygun bir cevap verdi. Böyle birden kaynaştılar. Biz de oturup seyretmeye başladık. Öyle bir hale geldi ki ikisi de konsantre oldular, çok etkilendiler, ağladılar. Biz de ağlattılar. Bu hatıra bugünkü gibi canlı gözümde.
ders çıkışında eğer işin yoksa benimle birlikte gel derdi bana. Ve biz birlikte çıkardık. Ya radyoya uğrardık. Radyoya uğramıyorsa direkt evine giderdik. Biz bıkıncaya kadar o bıkmadan gece yarılarına kadar bizi çalıştırırdı. Birlikte üflerdik. Ve ayrıca çok mert bir insandı. Yani söylemek istediğini sakınmadan kime söyleyecekse arkasından değil de yüzüne söyleyen bir insandı. Çok severdi. Kucağında bir büyük tencere ile geldi. Elinde iki tane kaşık. Gel şunu yiyelim dedi. Bir oturuşta 5-10 tane ekmek arası döner, tabaklar dolusu pilav yediği söylenen Aka Gündüz Kutbay'ın bir gece iş dönüşü dolapta, ertesi gün pişirilmek üzere tutulan bir tencere dolusu çiğ dolmanın tamamını yiyerek sabah karısına güzeldi ama pirinçler biraz diri olmuş dediği anlatılıyor. İkide buluşalım dedi. Cumartesi günüydü galiba. Ne olacak? Gel. Neyse. Gittim. Gittim. Ne oldu? Ne yapacağız? Yürü dedi. Şimdi o yürüyor, ben de yürüyorum falan. Nereye ya? Sorma, yürü falan. Yürüdük. Gittik oradan bir arabaya bindik. Doğru şey, Karaköy. Nereye gidiyoruz? Bana biri soruyor. Sorma falan. Gittik oradan iki tane bilet aldı, vapura bindik. Yalova. Ya nereye gidiyoruz? Nadide'ye de haber vermedim. Nereye gideceğimi. Yalova'da indik otobüse. Hava da şey, ya oralar soğukmuş. Otobüsler şiddetli, kar yağmaya başladı, biz şeyiz. Yani tedbirli de değiliz. Ya nereye, neyse artık al. Dedim ki sormayayım bari. Döneceğim, yürü falan diyor. Neyse gittik. Geldik Bursa'ya. Bursa'da kebapçıya girdik. Ondan sonra kebapçıya girdik. Dedi ki, garson geldi. Ben bir tane kebap yiyeceğim. Üç tane bana dedi. Üç porsiyon. Üç tane oraya dedi. Ondan sonra üç tane bana sus. Ya ben de sus falan dedi. Sustuk neyse. Geldi yedik. Ben, o yiyor ben yiyorum. O yiyor ben de yiyor. O yedi ben de bitirdim. O da bitirdi. O da bitirdi. Hadi kalkalım dur falan diyor. Kalkalım dur biraz daha dur. Biraz daha dur. Neyse. Hadi kalkalım dedi. Burhan Dikencik geldi. Oradan kapıdan yürüyor. Beni de öyle oturtmuş, ben farkında değilim. Burhan Dikencik'çe sanatkar. Bursalı. Meğer ona söylemiş, biz demiş şey geleceğiz. Kebapçıda görüşürüz demiş. Benim haberim yok. Kebapçı gelince o Burhan kapıyı açınca biz kalk dedik gidelim, ödememek için. Çünkü Burhan ev sahibi orada. Burhan dedi ki bu çok yer dedi. Garsona kaç yedi? Üç dediler. Ah neyse dedi Abdi, bir tane yemiş. O da üç yedi dediler. Tabii bu kadar talebesiyle ilgilenen bir hoca, ondan bazı beklentiler olması gayet normaldir. Şöyle ki, yani kendi tavır ve üslubunda yetiştirmek ister insan, öyle değil mi? Niyazi hocamızın tavır ve üslubunu benimsemek gibi bir durumdaydık. Bunu da ayan beyan görüyordu hocamız aslında. Fakat hiçbir zaman bunu kıskanıp bununla ilgili en ufak bir ikazda dahi bulunmadı. Üfleme tekniğindeki kendine özgü çok büyük vüsatte ses çıkarabilen
Ve nefes kontrolünü bu süreç içinde inanılmayacak derecede büyük bir hakimiyetle yapabilen, özellikle eski kadim tarz dediğimiz tarzı, o tarzın gerektirdiği tüm altyapıyla Hakan Kutbay'a da ulaşmaya gayret ettim. İşin samimiyeti ortaya çıktığında hakikaten Akagündüz Kutbay'a ait elinde ne var ne yoksa her şeyi getirdi bana teslim etti. Elindeki bütün neylere, ki bunun içinde üflerken elinden düşüp son nefesini verdiği kız neyi dahil olmak üzere. Sizden çok kısa da olsa bir acaba şey alabilir misiniz? Elbette, elbette ben de bahtiyar olurum. Bu sayede de Aka hocamızı kendi yaptığı, kendi üflediği sazının sesiyle de anmış oluruz. Sayının anlattığına göre Kutbay, Sucu Baba lakaplı Ali Fani Dede adlı Allah dostunu sık sık ziyarete gidiyordu. Bir gün, "Dede rahatsız, gel." haberiyle onun evine koşan Akagündüz, onun yorganını açıp yüzünü öpecek, yalının penceresinden denize bakıp uzaklara dalıp gidecekti. Cebindeki 25 lirayı belki ilaç filan alırlar diye damadı Cavit'e vermeyi aklından geçirdiği anda, dede yorganını açıyor ve "Cavit'e para falan verme. Ben yarın gidiyorum. Sabah gel," diyordu. Kutbay yanındaki neyi çıkarıp Aziz dedenin uşak saz semaisini üflemeye başladığında Ali Fani dede yorganını atıp yataktan çıkacak, kalkıp sema yapmaya başlayacak ve tekrar yatağına dönüp yorganı başına kadar çekecekti. Ali Fani dedenin cenazesi ertesi sabah defnedildi. Dedi ki, "Ya çok şey işim var," dedi. "Önemli bir işim var." "Ne var?" "Gel gel," dedi. "Araba burada, burada, radyoda." "Araba benim de, radyoda." "Onun yoktu araba şeyi filan. Şoförlüğü filan yoktu." "Bin bin filan," dedi. "Bindik aldık." "Nereye?" "Ulus'a gittik." "Ulus'a götürdü beni." Çok rüzgarlı bir hava. Ha, yolda da bağırıyor. Çalgıcı var, ney var, tambur var. "Ya yapma be, yapma. Sus." Ben ona yapma bana sus filan. Fevkalade rüzgarlı, fırtına. O zaman orada o park var şimdi. Öyle bir şey yok. Orası böyle bir dağ başı gibi bir şeydi. Bayır bir yer böyle. Yanında da ney? Neyi rüzgara tutuyor. Rüzgara tutuyor, rüzgarla böyle. Ses çıkıyor mu acaba, çıkmıyor mu çok kuvvetli rüzgarda? Böyle çalar, çalınır mı çalınmaz mı filan. Böyle enteresan adam. Yani zamanla hiç mukayyet değildi. Zaman onun için nerede geçti, nasıl geçti hiç önemli değildi. Ver eline çalsın, koy bir yere şeysin, çalsın, çalışsın, birine öğretsin. Programa Akagündüz Kutbay ve Doğan Ergin'le ile Necdet Yaşar ve Abdi Coşkun tamburla katılıyorlar. Mesela bir gün hatırlıyorum, gene böyle darılmıştım, baktım etrafımda dönüyor Aka radyoda, konuşmuyor. "Nihat, buyur Akacığım." Ben hemen dargınız ama Akacığım dedim.
dargınız ama bir plak var, seni götürsem gelir misin? Niye gelmeyeyim dedi. Şunu söyleyebilirim, eğer Akıcı'm bugün sağ olsaydı yine aynı şekilde mızmız iki ihtiyar olarak herhalde didişirdik ama yine de birbirimizden kopmamış olurduk. Öyle zannediyorum. Sonra 1979 yılının sıcak bir 27 Ağustos günü çağrıldığı İstanbul Radyosu'nun solo programına eşinin "Gitme Aka, yine asabını bozarlar" diye karşı çıkmasına rağmen "Yok yok, bu son, vallahi bir daha gitmeyeceğim" diyerek gidecek ve daha program başlamadan neyinden bir neva perdesi üfledikten hemen sonra ruhunu teslim edecektir. Vefat haberi. Hocam da öldü. Efendim radyoda öğlen 12 neşriyatı. 12 neşriyatında Özdal Orhon'un programıydı. B stüdyosuna girdik. İstanbul Radyo Evi'ndeki B stüdyosu. Efendim işte akortlarımızı yapıyoruz filan. Bu böyle hani çok rahattı ya, böyle filan yapar. Ondan sonra işte akort makort yaparken o şey etti, böyle bir bak. Maka maka filan dediler. Evet. Ben şey yapıyor zannettim. Herhalde inlendiriyor kendini. Neyi elindeydi düştü. Yapmaya çalıştım bildiğim kadarıyla. Onu bastırdım filan. Bir ara gözünün özünü de açtı. Ondan sonra bir şey dedi ama onu şey demiyorum yani, tam manasıyla işitmek değil de tam kavrayamadım o şeyi. Ya Hakan dedi, ya Allah dedi. Yani ikisinden, bu iki kelimeden birini söyledi. Dedik filan. Yani bitti elimizdeki tabii ben daima biz beraber neyi tambur yayın oturur ya. Beraberdik, yayındaydık böyle. Yani hayatımın en kötü anlarından biri oldu o. En kötü anlarından biri oldu. Çok sevdiğim bir insandı. Vefatı öyle oldu onun. Hep hatırımda kaldı. Yani hatırlamak bile istemiyorum. Çok şey ettim, üzüldüm. Yani bir kardeşimi kaybetmiş kadar üzüldüm. Herhalde öyledir. Kardeş acısı. Gece bir rüyamda gördüm. Böyle kenardan, köşeden böyle yapıyor. Meğer şeymiş, rüyaymış o. Ben zannediyorum, yine rüyamda da onu şey zannediyorum. Hakikat zannediyorum demek ki. Dedim ya ne üzdün bizi be. Bu kadar da olur mu? Yazıklar olsun sana. Bilmem ne. Yani etmediğim hakaret kalmadı. Rüyamda sonra uyandım ki yine... Kendisine has ve taklit edilmesi olağanüstü zor ney tarzıyla yaşamaya devam edecek. Ölümünde de hayatındaki aceleciliğin aynını gösteren Aka Gündüz Kutbay,
sabah sabah radyoya alelacele koşmuş ve vazifesi başındayken vefat etmiştir. Birçokları ittifaktadır ki böylesi bir sonun şehitliği şüphe kaldırmaz. Hüseyin asker olsa savaşta öldü dersiniz, şehit olur. İşte yani eğer bu mesleğin kutsallığına inanıyorsanız müziği, o böyle. Yani ben Aka'yı unutmadım. Yani yanınızda o devam eden o ses, o sesi veren ruh. Tabii yani bu unutmadığımız budur aslında. Ölüm tarihinde hiç öyle bir adam değildi. Yani ölmesi yakın gibi düşünmezsiniz, canlı. Yani şeydir, bazen insan çok sevdiklerini kaybeder. Çok sevdiğiniz halde çok vesile olup da hatırlamayabilirsiniz. Ama Aka Gündüz pek çok vesileyle hatırlanan kişilerdendir. Hakkını helal etmesini ve ona ne kadar müteşekkir olduğumu söylemek isterdim. Onun varlığının hala sürmesini çok arzu ederdik ama Allah'ın takdiri, onu hem rahmetle hem de minnetle anıyorum. Yani çok kolay bir şey değil aslında tabii. Ama bu bir devran. Her bir nefes, her bir yeni halin neyle anlatılmasına vesile olacak. Onların bize sahip olduğunu her zaman ıskalıyoruz. Aslında onlar nice müzisyeni eskitip gönderip yerine yenileriyle buluşuyorlar. Çok güzel bir duygu tabii. Aka Gündüz Kutbay'a ait bir neyi insanın onun dudağına koyduğu başbahareden üflemesi güzel bir duygu. Her müzisyenin en büyük hayalidir o ama işte kime nasip olur bilemeyiz. Aka Hoca aslında o şerbeti en güzel haliyle içenlerden bir tanesi. O nedenle diyoruz ya hani darısı başımıza denir mi? Denir.